Peki şöyle yapalım, yani sizin tekrar kitaba dönelim çünkü çok önemli bir kitap, hakikaten çok önemsiyorum onu ve inşallah okumayan izleyicilerimize de buradan tekrar tavsiye etmiş olalım. Az önce çok kısa ifade ettiniz ama bu İslamofobi, yani İslam korkusunu sadece Batılılar üzerinden değerlendirmek de çok doğru olmaz. Ülkemizde de bunun çünkü yansımalarını görebiliyoruz. Yani gerek Evet. akademik çevrede gerek sosyal hayatın içerisinde. Bunlarla ilgili hem örnekler verebilir miyiz hem de neler söyleyebiliriz? Yani şöyle ifade etmek lazım. Az önce bahsettiğim Hindistan örneği mesela o anlamda kritik. Ya da Çin, hani konuştuğumuz gibi Çin'deki örnek, Myanmar'da yaşananlar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyanlar Müslümanları öldürüyor sistematik bir şekilde. Örnekleri çoğaltabiliriz ama Türkiye'de de ben çok öfkeli bir nesil yetiştiğini görüyorum maalesef. Yani belki de şu enteresandır. Mesela selamün aleyküm dediğinde, tabii yani bir insan selamün aleyküm diye birini selamlamayabilir. Ben de mesela öyle selamlamıyorum genelde insanları ama selamün aleyküm diye birisi bir insana selamün aleyküm dedi. Ona cevap veremeyecek kadar bu İslami kültürden uzak bir nesil yetiştiğini görüyorum. Ya da bunu yadırgayacak kadar. Bunu yadırgayacak kadar. Yani aslında selam demekle selamun aleyküm demek arasında teknik olarak bir fark yok aslında. Yani Yok tabii, yok. aynı şey ama selam dediğiniz zaman biraz daha belki böyle bir ne diyelim, yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum ama daha böyle entel bir hava oluşturuyor herhalde diyelim ya da daha farklı bir imaj oluşturuyor ama evet, yanına bir ikisi Arapça kökenli selam Evet, diyorsun zaten ikisinde tabii de. tabii. Ya da merhaba mesela, merhaba diyorsun. Biraz daha sanki modern gibi geliyor ama yine aynı şekilde Arapça kökenli Tabii bir o da ifade. Arapça. Birçok izleyicimizi şok ettiniz. Böyle bir yanlış algı oluşabiliyor. Yani ben burada dediğim gibi o insanları suçlamaktan ziyade bir de şuna bakalım diyorum. Yani ne oldu da biz de kendimizi bu konuda hesaba çekelim. Yani bu insanlar neden, bizim gençlerimiz neden İslam'a karşı bu kadar öfkeliler? Neden bu kadar uzaklar? Tamam, onlara karşı eleştirilere cevap verelim ama bir yandan da şunu da düşünelim. Burada bizim de bir suçumuz var mı? Mutlaka var. Hani az önce konuştuğumuz gibi nasıl Batılıların İslam'ı anlayışında bizim de suçumuz varsa aynı şekilde bu gençlerin İslam'a bu kadar öfkeli, nefret duyuyor olmalarında da bizim de suçumuz var. Tabii ki tek suçlu biz değiliz. Dediğim gibi bu argümanlara cevap da verilmeli. Ama Türkiye'de benim gördüğüm, bilhassa sosyal medyada belli kanallarda İslam'a karşı inanılmaz bir öfke olduğunu, inanılmaz bir tepki olduğunu. Mesela biz bir şey anlattığımız zaman, az önce siz güzel bir örneğini verdiniz hocam bunun. Yani her seferinde ya bu dediğimde şöyle anlaşılmasın. Halbuki öyle anlaşılacak bir şey söylemiyoruz burada yani. Ama maalesef insanlar o kadar tepkili ki her şeyi oraya çekebilme potansiyelleri var. Biz de bunun önüne almaya çalışıyoruz. Ha biz ne dersek diyelim bu devam edecektir. Çünkü öfke çok büyük dediğim gibi. Bilhassa yeni ateizm Türkiye'de çok güçlü. Belki dünyada en güçlü olduğu ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Hani bu inanca saygı duyulmamalıdır gibi tarzında düşünen ateistlere, dediğim gibi yani bir özelliği bu yeni ateistlerin, bilimi yüceltmelerinin dışında. Bu tip çok arkadaşımız var. Onları kazanmak için de dediğim gibi biz nelere yanlış yapıyoruz ona da bakmak lazım ama İslamofobi kesinlikle sadece Batı toplumlarına ait bir şey değil. Az önce bahsettiğim, verdiğim örnekte olduğu gibi işte hoca beni gördü mü başörtülü kızlar kaçışır diyerek övünerek konuşabiliyor.